Dünyanın en büyük ve en eski kraterlerinden biri hakkında ne biliyorsunuz? Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan ve yaklaşık 1.85 milyar yıl önce oluşan Sudbury etki yapısı, inanılmaz 250 kilometrelik çapıyla sizi şaşırtacak. Bu devasa krater, dünyanın tarihinde büyük bir dönüm noktasını temsil ediyor. Peki nasıl oluştu? Gelin zaman makinemizi atlayıp 1.85 milyar yıl öncesine gidelim. O zamanlar dünya çok farklı bir gezegendi. Kıtalar bugünkü hallerinden çok uzaktı ve atmosfer oksijence henüz zenginleşmemişti. İşte tam bu sırada uzaydan gelen dev bir asteroid dünyaya çarptı. Bu asteroidin büyüklüğü hakkında tam bir fikir birliği yok ama bilim insanları 10 ila 15 kilometre arasında olduğunu tahmin ediyor. Yani kabaca İstanbul'un Kadıköy ilçesi büyüklüğünde bir kaya düşünün. Bu kozmik ziyaretçi saatte yaklaşık 70 bin kilometre hızla atmosfere girdi. Bu hız en hızlı jet uçağının bile 60 katından fazla. Çarpışma anında açığa çıkan enerji milyonlarca atom bombasının gücüne eşitti. Düşünebiliyor musunuz? Çarpışmanın etkisi o kadar büyüktü ki yerin derinliklerindeki kayaları eritti ve buharlaştırdı. Erimiş kaya ve buhar bulutları atmosfere fırladı, sonra yağmur gibi geri düştü. Bu süreç, kraterin içinde ve çevresinde benzersiz jeolojik oluşumlar yarattı. Sudbury etki yapısının en ilginç özelliklerinden biri, içerdiği zengin maden yataklarıdır. Çarpışma sonucu oluşan erimiş kayalar soğurken, nikel, bakır, platin ve diğer değerli metaller ayrışarak konsantre oldu. Bu nedenle Sudbury, dünyanın en önemli nikel madeni bölgelerinden biri haline geldi. Peki bu dev krateri nasıl keşfettik? İlginçtir ki, Sudbury etki yapısının bir asteroid çarpması sonucu oluştuğu ancak 1960'larda anlaşıldı. Daha önce bilim insanları bu yapının volkanik bir patlama sonucu oluştuğunu düşünüyorlardı. Ancak detaylı jeolojik araştırmalar ve özellikle Ay'dan getirilen örneklerle yapılan karşılaştırmalar buranın bir etki krateri olduğunu ortaya çıkardı. Sudbury kraterinin keşfi bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Çünkü bu dünya üzerinde bulunan en eski ve en iyi korunmuş büyük etki kraterlerinden biriydi. Bu keşif, gezegenimizdeki diğer büyük jeolojik yapıların da asteroid çarpmaları sonucu oluşmuş olabileceği fikrini güçlendirdi. Sudbury etki yapısı bize dünyanın geçmişi hakkında çok şey öğretiyor. Örneğin, bu tür büyük çarpışmaların gezegenimizdeki yaşamı nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Sudbury çarpması, o dönemde var olan yaşam formları üzerinde yıkıcı bir etki yaratmış olmalı. Ancak uzun vadede bu tür olayların yeni yaşam formlarının ortaya çıkmasına da yol açtığını biliyoruz. Ayrıca Sudbury kraterinin incelenmesi, diğer gezegenlerdeki benzer yapıları anlamamıza da yardımcı oluyor. Mars'taki dev Hellas Planitia çukuru veya Merkür'deki Caloris havzası gibi oluşumları yorumlarken, Sudbury'den öğrendiklerimizi kullanıyoruz. Günümüzde Sudbury etki yapısı, jeologlar, astronomlar ve biyologlar için adeta bir açık hava laboratuvarı gibi. Bilim insanları burada, dünyanın geçmişini, gezegenlerin oluşumunu ve hatta yaşamın kökenini anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bu dev krater, aynı zamanda bize dünyanın ne kadar dinamik bir gezegen olduğunu hatırlatıyor. Milyarlarca yıl önce gerçekleşen bu kozmik olay, bugün hala gezegenimizi şekillendirmeye devam ediyor. Sudbury'nin zengin madenleri, modern teknolojimizin temelini oluşturuyor. Sudbury etki yapısı, dünyanın sürekli değişim halinde olduğunun ve uzayın tehlikelerle dolu olduğunun canlı bir kanıtı. Bu dev krater, gezegenimizin geçmişte yaşadığı dramatik olayları ve gelecekte yaşayabileceği potansiyel tehditleri anlamamıza yardımcı oluyor. Sonuç olarak, ayaklarımızın altındaki toprağın milyarlarca yıllık bir Hellerir hikaye anlattığını unutmayalım. Sudbury etki yapısı gibi jeolojik oluşumlar, bize dünyanın zengin ve karmaşık geçmişini hatırlatıyor. Kim bilir, belki de şu anda üzerinde durduğunuz yer, milyarlarca yıl önce gerçekleşen başka bir kozmik olayın izlerini taşıyor olabilir.